Abdülkadir Selvi, Putin'in Prigojin Operasyonu. 1. Putin'i anlamak için St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemi ve Yeltsin'in Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptığı dönemi özel olarak incelemeye almak gerekiyor. Putin, oligark sistemin temelini o dönemlerde attı. Devlet başkanı olduktan sonra Wagner'i kurdu. 2. Wagner'i kuran ve Prigojin'i ortaya çıkartan Putin'di. Kahraman oldular. 3. Rusya-Ukrayna savaşının uzaması nedeniyle mal varlıklarına yaptırım getirilen, ticari olarak zarar gören oligarkların bir kısmı ve Prigojin Rusya'nın savaşı bir an önce zaferle sonuçlandırılması fikrini seslendirmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Şoygu ve Putin'i başarısızlıkla suçlamaya başladılar. 4. Putin'in kurduğu sistem Putin'in aleyhine işlemeye başlamıştı. 5. Biz seçim telaşında olduğumuz için pek ilgilenemedik. Ama Putin, Haziran ayı içinde Wagner'in düzenli orduya katılması için bir tarih ilan etti. 6. Ukrayna savaşındaki başarıları nedeniyle Rusya'da efsaneleşen Prigojin, Rus ordusunu başarısız buluyordu. Düzenli orduya katılmayı intihar olarak gören Prigojin, isyan etti. İlk başta müthiş başarılıydı. Belarus Devlet Başkanı'nın aracılığıyla Moskova'ya 200 kilometre kala durdurulabildi. İdam edilmesi gerekiyordu. 7. Normalde 24 saate kalmadan Prigojin'in idam edilmesi, Wagner'in dağıtılıp isyancıların idamla yargılanması gerekiyordu. Ama Putin affetti. Putin, karizmasını yerle bir ettikleri halde Ukrayna savaşı sırasında gösterdikleri başarılar nedeniyle Wagner'e ve Prigojin'e dokunursa halkın ayaklanmasından korktu. 9. Peki Putin bunu unuttu mu? Hayır, hiçbir zaman unutmadı. Tam aksine birinci gündem maddesi yaptı. Sinyali vermişti. 10. Putin, Wagner isyanından sonra bir röportajında sinyali vermişti. Affetmek mümkün müdür sizin için? Evet, ama her şey değil. Affedilemeyen nedir? İhanet. 11. Wagner isyanı durdurulduktan sonra ABD eski başkanı Trump, darbeyi ikinci kez önlemede başarılı olunamayabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu, ABD Putin'i devirmek için ikinci bir darbe daha planlıyor yorumlarına yol açmıştı. Putin kazandı. 12. Putin'in Türkiye ziyareti gündemde olduğu sırada bir yetkili, Putin ciddi olarak suikast korkusu yaşıyor. Wagner olayıyla birlikte buna bir de darbe korkusu eklendi. Putin gelmeyebilir diye uyarmıştı. 13. Ya Putin Prigojin'i götürecekti ya da Prigojin Putin'i ortadan kaldıracaktı. Putin elini daha çabuk tuttu. 14. İntikam soğuk yenilen bir yemektir denilmiştir. Putin zamanlamasını ve şeklini kendisinin belirlediği bir sırada düğmeye bastı. Prigojin ve iki yardımcısı ortadan kaldırıldı. 15. Prigojin'in ortadan kaldırılması üzerine devlet ihmal etmez, sadece mühlet verir sözü yeniden hatırlandı. Kılıçdaroğlu hangi sözü verdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgüt uzantılarına neler vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz dedikten sonra bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi vaat ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki milletin sinir uçlarıyla oynayarak uçak bileti paylaşıyor? Amerika'daki hamburgercide 8 saat ne konuştunuz diye sordu. Cumhurbaşkanı'nın kuşkusu. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Devletin bütün imkanları elinde. Bu soruları sorduğuna göre elinde bazı bilgiler var. Bundan sonrası Kılıçdaroğlu'nun sorunu. Ya bu sorulara kamuoyunu ikna edici cevaplar verecek ya da bu iddialar bir gölge gibi kendini takip eder. HDP kendi adayını çıkaracaktı. Kılıçdaroğlu'nun mecliste HDP'yi ziyareti bitmişti. HDP eş genel başkanlarıyla ortak açıklama yapmışlar. HDP'nin desteğini cebine koyan Kılıçdaroğlu mutlu bir şekilde HDP'den ayrılmıştı. HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını çıkarma kararı almıştı. Selahattin Demirtaş daha sonra itiraf etti. HDP'den Cumhurbaşkanı adayı olmak için bastırıyordu. Genel merkezin eğilimi kadın adaydan yanaydı. Mücella Yapıcı ve Gülten Kışanak ismi üzerinde duruluyordu. Buna rağmen havanın bir anda değişip Kılıçdaroğlu'na destek kararının çıkması şaşırtıcıydı. Görüşme yeni bitmişti. Pervin Buldan karşıydı. Görüştüğüm CHP'li yetkililerden biri önce bir soru sordu. Pervin Buldan'ın yüzünü gördün mü dedi. Daha cevap vermeden yüzü asıktı dedi. Bunun üzerine ben neden asıktı diye sordum. Pervin Buldan
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesine karşıydı. HDP'nin kendi adayını çıkarmasını savunuyordu. Nasıl ikna edildi, anlamadım demişti. Sırrı Sakık'ın sorusu. Ardından Sırrı Sakık'tan seçim sürecine damga vuran soru geldi. Sakık, Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyunda da bunların deklare edilmesi gerekir diye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu bu çağrıya cevap vermedi. Kandil'den gelen Cumhuriyet'in 100 yılıyla hesaplaşacağız diye yapılan meydan okumalara, İmralı'nın kapısını kırıp Öcalan'ı çıkaracağız diye meydan okumalara cevap vermedi. Ama bu sorular onun peşini bırakmadı. %2 oy oranı için Ümit Özdağ 3 bakanlık ve MİT başkanlığını veren, %1 oyu olmayan partilere 39 milletvekili veren Kılıçdaroğlu, %10 oyu olan HDP'ye hangi sözleri verdi? Bu soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışıyla artık ciddi bir kuşkuya dönüştü. Aracı kim oldu? 1. Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında bölgenin önemli bir iş adamı aracı oldu mu? Seçimlerden 6 ay önce uzlaşmaya varıldı mı? PKK'ya operasyonlar. 2. Kılıçdaroğlu döneminde CHP, tarihinde ilk kez Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermişti. Kılıçdaroğlu, Kandil'e Irak ve Suriye'ye yönelik yurt dışı operasyonu yapılmayacağı güvencesi verdi mi? Kayyum sözü. 3. PKK ile ilişkisi tespit edilen HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. Kılıçdaroğlu, kayyumların alınıp görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının görevlerine iade edileceği sözünü verdi mi? Demirtaş çıkacak mıydı? 4. Kılıçdaroğlu, Van mitinginde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız demişti. Kılıçdaroğlu, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere PKK'lıların serbest bırakılması için söz verdi mi? Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteği karşılığında Kandil'e hangi sözleri verdi? Açıkla Kılıçdaroğlu.